türev 2'nin 8. testine devam edelim. Birinci sorumuzda f fonksiyonun grafiği verilmiş. Burada grafik sorularına en çok dikkat etmeniz gereken kısım size verilen grafiğin ne grafiği olduğunu. Bazen burada türevin grafiği de verebilir. İkinci türev grafiği de verebilir. O yüzden burası önemli. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi türev grafikleriyle ilgili şöyle bir bilgi yapabiliriz. Öncelikle f fonksiyonumuz verildiğinde fonksiyonumuzun türevinin sıfır olduğu noktalara bakalım. Mesela -2 noktasına eğimlere bakıyoruz daha doğrusu. Fonksiyonun kendisinden bir sonraki yani birinci türeve geçmek için eğimini alıyoruz. Eğimini alırken de mesela burada 2'den büyük olan değerler için burasının eğimini alsak buradaki eğim sola doğru yatık olduğu için buraya bir teğet çiziyoruz daha doğrusu. Çizdiğimiz teğet sola doğru yatıksa eğer burası f fonksiyonun türevinin azalan olduğundan bahseder. Fonksiyonun azalan olduğunu. Aynı şekilde burada 2 noktasının olduğu yere teğet çizdiğimiz zaman bu çizdiğimiz teğet x eksenine paralel olduğu için eğim buradan sıfırdır. Dolayısıyla f türev x'imiz de sıfır gelecektir. Şimdi 2 ile -2 arasına baktığımız zaman yine aynı şekilde bu doğruya teğet çiziyorum. Çizdiğim teğet sağa doğru yatık olduğu için -2 ile 2 arasındaki bütün noktalarda fonksiyonumuzun türevi fonksiyonumuz artandır deriz. -2 noktasına yine aynı şekilde x eksenine paralel olduğu için eğim sıfırdır. Yani fonksiyonun -2 noktasında türevi sıfır olacaktır. -2'den küçük olan değerlere baktığımız zaman burada yine aynı şekilde grafiğe teğet çiziyorum. Çizdiğim teğet yine negatif tarafa doğru yatık olduğu için burada da yine aynı şekilde fonksiyon azalan olacaktır. Buna göre -2 noktasında türevi sıfırdır demiş. Evet doğru. Türevin -4 olduğu yerde yani -4 noktasından bahsediyor. Azalandır demiş. Evet bu bölge -2'den küçük olan bütün noktalarda azalandır deriz. Doğru. Bir noktasında fonksiyon artandır demiş. Bir noktasına baktığımız zaman bir noktası buraya denk geldi ve bu aralıktakilerin hepsi artan olduğu için bu da artandır. İki noktasında sıfırdır demiş eğim. Evet eğim sıfır olduğu için türevi de sıfır olacaktır. Bu da doğru. Sıfır noktasında sıfırdır demiş. Hayır sıfır noktasında fonksiyon türevi sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla artandır. Sıfıra eşittir diyemeyiz. Yani cevabımız E şıkkı gelir. İkinci sorumuzda f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Ona dikkat edelim. Buna göre f fonksiyonun ekstremum noktalarının apsisler toplamı nedir? Şimdi ekstremum noktaları dediğimiz ifade fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalar ekstremum noktalarıdır. Ekstremum noktaları da aynı zamanda maksimum ya da minimum noktaları. Bize hangisi maksimum minimum sormamış, toplamlarının kaç tane olduğunu yani daha doğrusu toplamlarının ne olduğunu sormuş bize. O zaman aradığımız şey türevinin sıfır olduğu noktaları bulmak. Mesela -4 noktasında -4 noktasında bu eğer fonksiyonun kendisi olsaydı -4 noktasında eğim alacaktım ve burada sıfırdır diyecektim ama fonksiyonun türevindeyiz. Buradaki türev grafiğine tekrar biz teğetini almaya kalkarsak bir sonraki türeve geçeriz. Mesela -4 noktasında biz eğimini alırsak burada f türevin bir daha türevini alıyorum. Yani ikinci türevinin türevinde x'in -4 olduğu yerde eğim sıfırdır deriz. Aynı şekilde bir noktasına tekrar eğim aldığımız zaman eğim sıfır olduğu için buradaki türevin bir sonraki türevini aldığımız zaman yine aynı şekilde bir noktasına sıfırdır deriz. 6 noktasına yine aynı şekilde ikinci türevin sıfır olduğu noktadır. Bize birinci türevin sıfır olduğu nokta lazım. O zaman direkt grafikten faydalanıyorum. Grafikte y'nin sıfır olduğu yerler. x-6 olduğunda y'si 0. x-2 olduğunda y'si 0. 3 olduğunda ve 9 olduğunda. Yani grafiği kesen, x eksenini kesen noktalarımız burada nedir? Fonksiyonun birinci türevinin sıfır olduğu noktalarda. Daha doğrusu bu grafiğin kökleridir de diyebiliriz. Dolayısıyla apsislerimiz bunlar olacaktır. Bunları topluyorum. -6, -2, +3 ve +9'un toplamından -8 +12'den dolayı cevabımız 4 geldi. Üçüncü sorumuzda şekilde f fonksiyonun yine türevinin grafiği gösterilmiş. F fonksiyonu yerel minimum noktası. Yerel minimum ya da maksimum noktası biraz önceki sorudaki gibi birinci türevi sıfır yapan noktalar. Önce bunları bulalım daha sonra maksimum minimum olduklarına bakalım. Türevin grafiğini verdiğine göre hiçbir şekilde teğet almadan direkt grafik üzerinde x'in hangi değerinde y'nin sıfır olduğuna bakacağız. X eksi 4 iken y'si 0 yani bu grafiğin köklerini buluyorum. -4, 2 ve 6 noktalarında. Şimdi tablomuzda bunların hangisinin maksimum hangisinin minimum olduğuna bakmamız lazım. -4 burada teğet geçtiği için -4'ten o zaman -4 çift katlı kök deriz. 2 noktamız var ve 6 noktamız var. Şimdi artı eksi nereden başladığımıza bakıyoruz. 6'dan sonrasında grafik üst tarafta x'in üst tarafında kaldığı için artı kısımdır burası. Dolayısıyla artı ile başladı. 2 ile 6 arası zaten negatif tarafta eksi. -4 ile 2 arası artı. -4'ün
Küçükler de yine aynı şekilde artı. Dolayısıyla artan, artan, azalan, artan deriz. Burada hiçbir şekilde artanın artanlığa devam ettiği için bu kısımda bir ekstremum noktası, x4 noktası, bir ekstremum noktası getirmez zaten. 2 noktası artandan azalanlığa geçtiği için maksimum noktasıdır. 6 noktası azalandan artanlığa geçtiği için de minimum noktasıdır. Yerel minimum noktasının absesini sorduğu için de cevabımız 6 oldu. Dördüncü sorumuzu şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Yine ona dikkat ediyoruz. F fonksiyonu yerel maksimum noktaların absisler toplamı 3. sorudaki gibi yine fonksiyonun türevinin 0 yapan noktaları bulacağız. Yani bu grafiğin köklerini bulacağız. Direkt eksen üzerindekiler nedir? Eksi 7 var, eksi 3 var, 1 var, 3 var ve 5 var. Maksimum minimum olduklarına bakmak için türevin burada tablosunu yapalım. Eksi 7 noktamız var, eksi 3, 1, 3 ve 5. Burada dikkat ettiyseniz 3 teğet olduğu için yine aynı şekilde burada nedir? Çift katlı köktür. Dolayısıyla bunlara tek katlı kök olarak işaretledim. Buna göre 5'ten büyük olan değerler alt taraftan geldiği için yani negatiften başladı. 3 ile 5 arası üst tarafta olduğu için pozitif. 1 ile 3 arası da pozitif. Zaten burada çift katlı olduğu belli. İşaret değiştirmedi. Eksi 3 ile 1 arası alt tarafta olduğu için eksi 1. Eksi 7 ile eksi 3 arası üst tarafta artı. Eksi 7'den küçükler de yine alt tarafta olduğu için eksi. Buna göre azalan, artan, azalan, artan. Burada artan, burada da azalan. Yerel maksimum noktalarımız. Burada yerel minimum noktası var. Burada maksimum noktası var. Burada minimum. Burada artandan artanlığa devam ettiği için bir ekstrem noktası yok. Buraya baktığımız zaman da burası yine maksimum noktası. Bizden zaten maksimum noktaların absisler toplamını istemişti. Dolayısıyla eksi 3 ile 5 geldiği için toplamları da 2 oldu. Ve şimdi sorumuzda şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş yine. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi türevinin grafiği verilmiş ama bize fonksiyonun kendileriyle ilgili bilgiler sorulmuş. Şurada bir türevle ilgili var. Önce buna bakalım. Fonksiyonun x4 noktasında türevinin 0 olduğunu söylemiş. Şimdi fonksiyon zaten türevinin grafiği verildiği için direkt x ekseni üzerindeki yani bu grafiğin köklerine bakacağız. Eksi 1 noktasında 0'dır. Yani f türev eksi 1 0'dır. F türev 3 0'dır. Ve f türev 7 0'dır. Buna göre şıklarda bunlar olmadığı için yani buradakilerin arasında bunlar olmadığı için burası zaten yanlış oldu. Bize doğruyu soruyor. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman fonksiyonun türevinden bir önceye dönmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle yapalım. F0 ve F1 değerler arasında böyle bir F0'ın küçük olduğunu verdiyse şöyle diyelim. Bir koordinat çizdik. 0 noktası ve 1 noktasının olduğunda F1'in değeri F0'dan büyükse o zaman F1'in karşılık gelen noktası burası olsa F0'a karşılık gelen de nokta burası olsa böyle bir grafiğimiz olmuş olsa bizim. Sonuçta bu söylediği şarta uyuyor. F1 F0'dan büyük. Buna göre elimizde böyle bir grafik varken şimdi buradaki şarta da uyması lazım. Ben bu fx fonksiyonun grafiğine baktığım zaman bunun teğetini alsam burası nedir? Sağa doğru yatık olacaktır. Dolayısıyla bu arada fonksiyonun f0 ile f1 arasında fonksiyonun artan olması gerekiyor. Şimdi bu grafiğe baktığımızda elimizde fonksiyon türevinin grafiği vardı. Türevinin grafiğinde direkt hiç teğet almamıza gerek yok. Zaten bize türevinin o aralıkta 0'dan büyük ya da 0'dan küçük olduğunu grafiğin alt tarafında mı üst tarafında mı kaldığını gösterecek. F türev grafiği olduğu için x eksenin üst tarafında kalanların hepsi 0'dan büyük olacaktır. Alt tarafında kalanların hepsi de 0'dan küçük olacaktır. Çünkü üst taraf pozitif yani artı kısım olduğu için her türlü sonuç olarak 0'dan büyükleri verecek. Alt taraf negatif olduğu için y değerlerimiz her türlü 0'dan küçükleri verecek. Türev grafiğinde olduğumuz için de bu ifadeleri vermiş oldu. Dolayısıyla buradan direkt yorum yapabilirim. Şimdi 0 ile 1 arasına baktığım zaman 0 ile 1 arasındaki grafik alt tarafta kaldığı için 0'dan küçüğe uydu. Ama bize 0'dan büyük yani artan lazımdı. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Bu şekilde diğerlerini de yorumlayacağız. F4 ve F5 için çizelim. 4 noktası 5 noktası olsun. F4 büyük olduğu için şurada F5 de ondan küçük olduğuna göre şöyle bir grafiğimiz var diyelim. Bu grafiğin teğetini çizdiğimiz zaman bu fx fonksiyonu sonuçta. Bunun teğetini çizdiğimiz zaman negatif tarafa doğru yatık olduğu için türevinin yani fonksiyonun azalan olması gerekiyor. O zaman bakalım 4 ile 5 arasında şuraya denk geldi. 4 ile 5 arasında fonksiyon üst tarafta olduğu için artan olacaktır. Bize azalan lazım. O yüzden B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. F8 ve F9 verilmiş. 8 ve 9 noktaları. F8 daha büyük. O zaman yine biraz önceki gibi bir grafik çıktı. Dolayısıyla bu grafiğin şöyle bir grafiğimiz olduğunu düşünelim. Burada teğet çizdiğimiz zaman yine türevinin 0'dan küçük gelmesi lazım. Buna göre inceleyelim. 8 ve 9 arasında buraya denk geldi ve 8 ve 9 arası grafiğin alt tarafında kaldığı için türevi 0'dan küçük oldu. Bizden istediğine uyduğu için cevabımız C şıkkı oldu. 6. sorumuzda şekilde f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Hangisi doğrudur?
Şimdi f fonksiyonun 3 tane ekstrem noktası vardır demiş. Fonksiyon ekstrem noktaları türevini 0 yapan noktalardı. Dolayısıyla bu fonksiyonun, bu grafiğin direkt köklerini bulmamız gerekiyor. Türev grafiği var çünkü. -6 noktasında 0'dır ve 8 noktasında 0'dır. Bize 3 tane ekstrem noktası vardır demiş. Burada hata var. 2 tane ekstrem noktası vardır deriz. -6 noktası f fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Şimdi -6 ve 8 o zaman minimum maksimum olduğunu görmek için tablo çizmemiz lazım. -6 ve 8 dedik. Şimdi şöyle diyelim. 8'in üst tarafında artı olduğu için artı, alt taraf eksi ve üst tarafta -6'nın daha küçükleri artı gelmiş. Burası artan, azalan, artan. Dolayısıyla -6 noktası maksimum noktası, 8 noktası da minimum noktasıdır. -6 noktası minimum noktası dediği için B şıkkı da hatalı. C'ye baktığımız zaman x eşittir 5 noktası f fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Gene 5 noktası bu fonksiyonun f türevin ekstrem noktası değil zaten. F fonksiyonun ekstrem noktası olmadığı için minimum ya da maksimum olamaz. 8 noktası f fonksiyonun minimum noktasıdır. Evet, buradaki ifade doğru. D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. E şıkkına da bakalım. F fonksiyonu -4 ile 1 aralığında artandır demiş. -4 ile 1 aralığında fonksiyona baktığımız zaman zaten bu f türevin grafiği. Dolayısıyla alt taraf negatif tarafta olduğu için direkt bize f türevin 0'dan küçük olduğunu veriyor bu grafik. X ekseninin alt tarafında olduğu için. Dolayısıyla bu ifade bize azalanlığı ifade ettiği için 0'dan küçük, artan değildir deriz. Cevabımız D demiştik. 7. sorumuzda şekilde f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Hangisi doğrudur? F fonksiyonunda hangisi doğrudur? F fonksiyonu x eşittir 6 için azalanlık vardır demiş. Şimdi öncelikle -6 noktasına baktığımız zaman fonksiyon türevinden bahsediyor. Ve f fonksiyonun azalan olması için türevinin 6 noktasına 0'dan küçük gelmesi lazım. Bakalım, türev grafiğimiz var zaten. 6 noktası buraya denk geldi. 6 noktasının türev grafiğinde karşılık geldiği yer pozitif. Dolayısıyla 0'dan küçük değil. Birinci öncül yanlış. X eşittir 1 için artanlık. F fonksiyonun birincisi için x eşittir 1 noktası için artan dediğine göre böyle bir ifade çıkması lazım. Türev grafiğimize bakıyorum. X eşittir 1 noktasında üst tarafa denk geldi. Yani 0'dan büyük bir sonuç olduğu için ikinci öncülümüz doğru. X eşittir -2 için artanlık. Yani f türev -2'nin 0'dan büyük olması lazım. -2'ye baktığımız zaman -2 burada ve karşılığı negatif de değer geldiği için 0'dan büyük olamaz. Üçüncü öncül de yanlış. Cevabımız Adana geldi. 8. sorumuzda f fonksiyonun ikinci türevinin 0'a eşitlenebildiği tek katlı köklerin o fonksiyonun dönüm noktalarının apsisleridir. Yani şundan bahsediyor. Fonksiyonun ikinci türevi 0 olan noktalarda x eksi x noktası dönüm noktasıdır deriz. Şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. F fonksiyonun kaç tane dönüm noktası vardır? Şimdi f fonksiyonundan bize ikinci türev lazım dönüm noktası için. Bu grafiğin bir sonraki türevini aldığımız zaman bunu 0 yapan noktalar grafik üzerine direkt görebiliriz. Elimizde f türev var. İkinci türeve geçebilmek için teğet alacağız. Dolayısıyla bu grafik üzerinde teğet aldığımız zaman teğetinin 0 olması lazım. Mesela -3 noktasında burada eğim 0 olduğuna göre -3 noktasındaki türevini aldığımız zaman elimizde zaten f türev grafiği var. Bunun bir türevini daha aldığımız zaman ikinci türev elde ederiz. -3 noktasında eğimi 0 olduğu için türev 0 geldi. Dolayısıyla ikinci türevi 0 olduğu için -3 noktası bir dönüm noktasıdır. Aynı şekilde buraya bakalım. Mesela -1 ile 1 arasında burada da bir şurada bir noktayı aldığımız zaman herhangi bir noktayı aldığımız zaman burada da eğim 0'dır. Eğim 0 ise o zaman bu fonksiyonun f türev fonksiyonun bir sonraki türevini yani teğetini aldığımız zaman yine aynı şekilde burada 0 yaptı. Dolayısıyla burada bir noktamız daha var. Bize zaten kaç tane olduğunu sormuş. -3 var. Burada herhangi bir k noktası diyebiliriz. 2 noktasına baktım. Burada yine aynı şekilde eğim 0. Türevinin bir türevini daha aldığımız zaman yani teğetini aldığımız zaman teğet demek türev demek çünkü. Buradaki 2 noktasına yine aynı şekilde teğeti 0 geldiği için eğimi. Yine aynı şekilde 2 noktasında dönüm noktası vardır deriz. 3 noktası da yine dönüm noktasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla 4 tane dönüm noktası vardır. 9. sorumuzda şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Buna göre f6 f7'den büyüktür demiş. Şimdi daha önceki sorumuzdaki gibi şöyle yapalım. f6 ve 7 için f6 büyükse o zaman şöyle bir nokta geldi. f7'in değeri de buralarda böyle bir grafiğimiz var. Bu noktada biz teğetini aldığımız zaman eğimine baktığımız zaman negatif tarafa doğru yatık. Dolayısıyla bu ifadede bu nokta arasında türevinin 0'dan küçük gelmesi lazım. F6 ile F7'ye baktığımız zaman uyuyor mu ona bakalım. 6 ile 7 arası şuradaki grafikten bahsediyor. Ve elimizde zaten türevin grafiği var. Dolayısıyla buradaki ifade 6 ile 7 arasında çizilen grafik x eksenin alt tarafına kaldığı için direkt burası türevinin 0'dan küçük olduğunu ifade ediyor. Türev grafiğinde. Dolayısıyla birinci öncülümüz buradan uyduğu için doğrudur deriz.
Şimdi ikinci türevden bahsetmiş. Elimizde f türev var. İkinci türeve geçmek için bir türev sonrasını alacağız. Bir türev sonrasını alabilmek için de teğet alacağız. Dolayısıyla 10 noktasındaki teğetini aldığımız zaman, 10 noktasındaki 10 noktası burası olursa, 10 noktasındaki teğetini aldığımız zaman negatif tarafa doğru yatık olduğu için burası eksi. Eksi 5 noktasındaki teğetini aldığımız zaman ikinci türev dediği için eksi 5 noktası da burası diyelim. Burası da o zaman yine aynı şekilde türevini aldığımız zaman burada sağ tarafa doğru yatık olduğu için buradaki eğim sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla burası pozitif, burası negatif olduğu için bu ifade buradan büyüktür deriz. İkinci öncülümüz de doğru. Bir noktasındaki türevden bahsetmiş. Fonksiyon zaten bir noktasının birinci türevdeyiz. Birinci türevde bir noktasının değeri sıfırdır. İkinci türevden bahsetmiş. Birinci türevdeyiz. İkinci türeve geçmek için 3 noktasında teğet aldığımız zaman eğim sıfır olduğu için burada 3 noktasındaki ikinci türevde sıfır oldu. Dolayısıyla burası sıfır olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız hepsi.